Herkese merhabalar, ben Koses. Bugün sizlerle birlikte Vampire Survivors'ta en güçlü silahı bulma serüvenimize devam ediyoruz. Sıradaki silahımız, aslında silahlarımız, Pierra der Tupello ile 8 serçeler. Yeni DLC'nin linkini Discord'dan paylaştılar. Çok güzel görünüyor. Tam istediğim gibi bu oklu moklu kılıçlı bir şeyler yapmışlar. İnşallah göründüğü kadar güzeldir. Geldiği gibi zaten oynayacağız. Tierlist'imize de o silahları ekleyeceğiz. Oyun yapımcıları daha fazla update yapmayacağız derken herhalde bedava update yapmayacağız demek istedi. Çünkü her şeyi parayla getirir oldular, sağ olsunlar. İyice paraya döktüler işi. DLC para, şey para. Allah'tan çok pahalı bir oyun değil. Telefonda zaten indirmesi bedava. DLC'leri paralı sadece. Öyle bir avantajı var. Trona'yı alalım. Pasiflerimizi yavaş yavaş fullleyelim. Daha tragi suyu alacağız. Ispana alacağız. Bir de empty tom'u alacağız. Şu an empty tom olmadığı halde neredeyse hiç bekleme süresi yokmuş gibi davranıyor. Ki süper. Harika bir şey bu. Tragi su da geldi. Şimdi şöyle yapacağız. Spanakla empty tom alacağım. Neyse dur, görürsünüz. Bekleyin görün. Bekleyin görün. İzleyin videoları. Boşuna çekmiyoruz burada 10 dakika. Umarım kanser silahlarının hepsini bitirmişizdir. Çünkü çok vakit alıyor. Gerçekten çok vakit alıyor. Tekrar tekrar dene, öyle dene, böyle dene. Şöyle mi yapsam daha fazla vurur, böyle mi yapsam daha fazla vurur. Hani siz 10 dakikalık video görüyorsunuz ama bazı silahlarda onun arkasında 2 saat, 3 saat. Bir de editim eti katmıyorum. Sadece oynama kısmı olanlar var. Ne olur o silahlar bitmiş olsun artık. Çünkü kalmadı mecanım. Saçlarım beyazladı. Daha 28 yaşında. Şamdan. Hadi artık empty tom'u ver. Ya bu empty tom şansımız nedir bizim ya? Her silahta aynı şeyi yaşıyoruz. Hala vermiyor ya. İnatla vermiyor şu an. İnat etti empty tom'u vermeyeceğim diye yine. İlla ki bütün pasifleri şey mi yapayım? Çıkarayım mı? Bunu mu istiyorsun? Neyse, geçen videodaki gibi evolve olduktan sonra yine yeniden Laurel'ı alacağız. Boş slotumuz için onu da çıkar yapacağız level 1'de. Olabildiğince adil olmasını istiyorum çünkü. Empty Tom olsa şu an hiç beklemezdi. Maalesef ki Empty Tom gelmedi. Neyse şu şey geçsin. 7. dakikadan sonra hızlıca alırız Empty Tom'u da. Vermiyor. Mühürledim mi acaba dedim. Yok, öyle bir şey yapmadım. Öyle bir mallık yapmış olamam. Koleksiyonda Empty Tom'u görmedim bile. Acaba yanlışlıkla mı tıkladım? Yok, ben Empty Tom'u iptal ettim herhalde. Başka bir şey gelmiyor şu an aklıma. Bu kadar şanssız olamaz bir insan ya. İptal etmiş olmam lazım. Mühürlemiş olmam lazım. Allah kahretmesin. Mühürlememiş. Yemin ediyorum mühürlesem daha az canım acırdı ya. Bu nasıl bir şans arkadaş? Uy, ölüyordum lan. Bir boss'u hemen kesmem lazım. Güzel. Haha, şimdi görün siz. Hani üstüme geliyordunuz. Öldürüyordunuz falan. Bak, empty tom'un farkını görüyor musun? Anında etkiledi. Yanıp sönüyordu. Birden hiç sönmemeye başladı. Oğlum dibime girmeyin la. Yapışmayın oğlum, sosyal mesafe. Hadi nas. Ha, sen şimdi gör beni. Bunu da alacağız. Ama ondan önce sensin. Ha, şimdi gelin bakalım. Ya bu bana yapıştı. Şuraya takıl. Takıl bir yere. Abicim. Bilin, masanın altına sümük yapıştırır gibi yapıştırmaya çalıştım onu. 18. dakika boss'u sakın beni öldürmeye çalışma bile. Deneme bile. Senin doğduğuna doğacağına pişman. Aa! Oğlum hep sağa sola bakıyorum. Bir bakıyorum önümde belirmiş. Ya almak istemedim o saati ya. Keserdik biz bunları.
Anlamadığım şey, lazer niye arkadakilerine vurmuyormuş gibi bir durum var. Öndekine vuruyor sadece. Bu lazerlerin her biri alan değil mi? Ben mi yanlış biliyorum? Ama boss'a vurmadı yani. Dibimize girene kadar. Allah Allah, ben bu silah bütün harita boyunca vuruyor diye düşünmüştüm. Tabi masaya takıldık, şaka gibi. Yanlışlıkla aldım. Oy. Lan oğlum git. Eyvah. Şunu almam lazım. Level atlamadım. Ve son arkanamız geldi. Gel canım arkan. Bunun... Oha, baya baya bunlar abanmaya başladı. Debeyicimiz yetersiz kalıyor. Hey. Ne oluyor lan? Silah beni hayal kırıklığına uğratacak galiba. No. Çok kötü zortladım. Böyle öleceğimi düşünmemiştim. 10 muydu? Sizler söylemeden ben saldırı hızı build'ini de denedim. Aslında Gemini vesaire alsaydım belki daha uzun süre yaşayabilirdim ama onlar ekstra damage vuran arkanı olduğu için almadım. Onun yerine saldırı hızı, level başına %1 saldırı hızı veren arkanayı aldım. Build'im yine aynıydı. Build'imde bir şey değiştirmedim. Ancak şuna şaşırdım. Her ne kadar arkana artı 3 miktar veren arkanayı alsam da artmadı etrafımda dönenlerin sayısı. Buglu mudur nedir o arkana anlamadım. Aslında artması gerekiyordu ama artmadı. Bir de bu silah beni büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Aslında yumurtalarla birlikte kullandığınız zaman alanı çok fazla büyüyor ve çok hızlı hareket ediyor. Haritaya hiçbir şeyi sokmuyor. Ben yine öyle olacağını umuyordum. Hani bu kadar kötü performans sergileyeceğini düşünmemiştim. Bir de videonun başında da söylediğim gibi lazerler her ne kadar alan olarak görünse de alan değillermiş. İlk önce vurduğu 2 ya da 3 yaratığa, ilk değdiği 3 yaratığa vuruyor. Kalanına vurmuyor. Arkalara doğru vurmuyor. Cümleyi rezalet bir şekilde kurdum. Umarım anlamışsınızdır. Saat şu anda 12. Yarın işe gideceğim. 12.20 geçiyor. Şu videoyu bitirmek istedim. Ve bu 3. oynayışım. Bir önceki videoyu Instagram'da mesaja cevap verirken öldüm. 18. dakikada. Evet, itiraf ediyorum. O yüzden baştan oynamak zorunda kaldım. Ama günün sonunda ne değişti derseniz hiçbir şey değişmedi. Sadece işte göreceksiniz şimdi. Bir öncekinde 5 milyon vurmuştum. Şimdi 9 milyon vurdum. Her türlü alanla olan build'den daha az vurdum. Günün sonunda tier listemize baktığımızda pentagram hala son sırada. Onun bir üstüne yerleşiyor silahımız. 10,3 milyon vurdu alan build ile. Eğer videoyu izlerken keyif aldıysanız, ki ben çekerken aldım, abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.
Ben Koses. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.